Her ay sizler için yayınladığım 5000 ila 10.000 TL'lik akıllı telefonlar listemin aralık versiyonuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Enflasyondan etkilenen video serimiz bu ayda yine nasibini almış durumda. Telefon sayılarımız bir miktar daha maalesef aşağı doğru inmiş durumda arkadaşlar. Ama tabii ki sizlere hazırladığım bu videoları destekleyip kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve ilk cihaz ile devam edeyim. İlk cihaz bu arada masamda şu anda burada. Aynı zamanda da inceliyorum kendisini. Samsung Galaxy A04S modeli bu akıllı telefon arkadaşlar şu sıralarda 5000 TL bandından satışta. Kameraları fena değil, ekranı büyük, 90 Hz'lik bir ilerleme hızına sahip bu cihazın ekranı ve genel anlamda da hani böyle pilli 5000 mAh falan olduğu için artık 5000-10.000 TL arasındaki cihazlarda eskiden giriş seviyesi cihazlar falan hani böyle imkansızdı bu fiyatlara ama şu an biraz daha giriş seviyesine indik maalesef, durumları biliyorsunuz. İkinci sıramızda TecnoSpark 9 Pro var arkadaşlar. Tekno'nun akıllı telefonlarını gerçekten beğeniyorum. Hedefleri belli, ne yapmaya çalıştıkları belli ve iyi de bir yoldan ilerlemeye devam ediyorlar. Bu cihazın fiyatı da yine 5000 TL civarında. Ekran kalitesi gayet güzel, tasarımı yine Tekno'ya yakışır bir tasarım olmuş. Farklı bir tasarım yapmışlar. Hakikaten. Kamera dizilimlerini beğendim. 5000 mAh bir batarya var ve aynı zamanda da genel yapısı anlamında başarılı bir akıllı telefon olduğunu sizlerle paylaşmam lazım. Ve geçtiğimiz aylarda da sizlere söylediğim gibi ben incelemesini yaptığımda Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam ve 4300 TL gibi bir fiyatı vardı. Çok iyi fiyat, kesinlikle alın dediğim bir cihazdı. Hangi cihaz? Samsung Galaxy M23 modeli akıllı telefon arkadaşlar. Şu sıralarda 6500 TL'lik bir fiyata sahip. Tabii ki bu cihazın ekranını çok beğeniyorum. Ekranı 120 Hz'lik bir panel. Genel olarak işlemcisini beğeniyorum. Yine 5G destekli bir Exynos işlemci bulunuyor içerisinde ve yeni nesil bir üretim süreciyle üretiliyor bu işlemci. Bu cihazı beğenmiştim ama şu anki piyasada 6500 TL'lik bir fiyata ulaşmış durumda ne yazık ki. Sizlere bırakıyorum tercihi ama burada 7000 TL bandına çıktığınızda da M33'ü satın alabiliyorsunuz. İki telefonun da incelemesi kanalımda mevcut. Sizlere de son kararı bırakmış olayım ve bir sonraki telefonla devam edeyim. Vivo'nun Y35 modeli bir akıllı telefonu var. Bu cihazı daha yeni ülkemizde satışa çıkardılar yanlış hatırlamıyorsam. Tasarımı güncel Vivo tasarımını birebir yansıtıyor. 90 Hz'lik bir panele sahip aynı zamanda ve 5000 mAh'lik bir batarya desteğiyle geliyor. Özellikle Snapdragon 680 ile geliyor olması oldukça dikkat çekiyor bu akıllı telefonun ama fiyata baktığımızda fiyatı 8000 TL bandında bu akıllı telefonun. Tabii ben sizlere böyle listeliyorum bu cihazları ama sizlerin favorileri ya şu cihaz olsaydı keşke listede bu telefon niye yok gibi sorularınız ya da bana söylemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorumlara bırakırsanız ben de yorumlardan diğer insanlara destek olması açısından bu cihazı da ekledik, bu cihaz da listeye dahil gibi şeyler yazıyorum ve böylelikle bu videodan tam verimi almış oluyoruz sizlerin de desteği ve bana sağlamış olduğu bu yorumlar sayesinde sevgili arkadaşlar. Gelelim bir sonraki cihazımıza. Samsung Galaxy A53 biraz fazla Samsung oldu gibi gelebilir sizlere. Bana da öyle geldi açıkçası ama tercih edebilir cihazlara baktığımda hani Samsung da var, Poco M4 falan da vardı ama A53'ü koymak istedim bu ay. En azından A53 bir tık daha iyi bir tercih olabilir diye düşündüğüm için. Çünkü A53'ün kameralarını gerçekten beğeniyorum. Ekran kalitesi oldukça yerinde ve tabii ki fiyatına baktığımızda 9800-9900 bandında bizlerle buluşuyor. Telefon başarılı. Hani bu fiyat seviyesine kadar gelmiş olması yine enteresan detaylardan bir tanesi ama asıl en enteresan cihazı ben en sona sakladım. Ona da geçeyim. Samsung Galaxy S20 FE modeli bir cihaz arkadaşlar. Şimdi bu cihaz yaklaşık 7000 TL civarındaydı ancak son zamlardan sonra 10.500 liralara falan gelmiş. Snapdragon'un zamanında kullanılan bir amiral gemisi modeli işlemcisiyle geliyor. Cihaz genel anlamda sorunsuz, problemsiz bir akıllı telefon ancak fiyatı şu anki piyasada 10.500 TL bandında. Bu piyasada şunu yapmak mı daha doğru açıkçası? Onu düşünmeye başladım. Bunu sizlere de sormuş olayım. Yani artık sıfır bu paralarda bir cihaz almak yerine böyle 2 sene öncesinin, 3 sene öncesinin bir amiral gemisi modelini satın almak ikinci el daha mı sağlıklı olur? Daha mı doğru karar? Açıkçası ben de bilemiyorum. Çünkü sizlerin söylediklerini ben de düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorum yani aklınızdan geçenleri. Dolayısıyla bu noktada ben de kararsız kalıyorum ve sizlerin düşüncesini de hakikaten çok merak ediyorum. Yani ben 10.000 liraya gidip de sıfır olsun sırf diye performans anlamında bir tık düşük bir cihaz mı almalıyım? Yoksa 10.000 liraya ikinci el olsun deyip hani 2 sene öncesinin bir amiral gemisi, 3 sene öncesinin bir amiral gemisini mi satın almalıyım? Bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar. Enflasyondan oldukça sağlam bir şekilde etkilenen 5000-10.000 TL'lik akıllı telefonlar listemin Aralık ayındaki son, bu yılın son listesine hepiniz tabii ki vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Burada sonlandırmak istiyorum.
Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın efendim.